Değerli izleyenler, geçtiğimiz gün çok üzüntülü bir olay yaşadık. Türkiye gözlem noktalarıyla ve gözlem noktalarını kuşatan Esed birliklerini, bunun yanında muhaliflerin Soçi mutabakatı gereği geri almak istediği Nerayb kasabası ve Sera gibi aldıktan sonra Esed'i daha güneye süpürmek adına operasyonlar yürütüyordu. Ağır Rus bombardımanına rağmen Türk topçusu ve Türk füzelerinin, Çınar füzelerinin, roketlerinin desteğiyle muhalifler önce Nerayb kasabasını ve daha sonra Sera gibi fethettiler. Daha doğrusu tekrar ele geçirdiler. Bu durum Putin'i çılgına çevirdi. Gururu kırılmış, onuru kırılmıştı. Havadan istediği kadar bomba atıyor, askerimizi şehit ediyor, muhalifleri şehit ediyor ama bir türlü istediği sonuca ulaşamıyordu. Rusya'nın fiyakası bozuluyordu. Putin'in oluşturduğu korku imparatorluğunun duvarları çatırdıyordu. Çünkü Türkiye elindeki Matbans uçak savar füzeleri ve karadaki üstün ateş gücü ve usta askeri deneyimiyle destan yazıyordu. Türkiye'nin muhaliflerin tekrar taarruz yaparak Esed'i süpürmeye başlaması ve Türkiye'nin Şubat ayının sonu yönünden verdiği ultimatum, Sayın Cumhurbaşkanı, rejim çekildi. Çekilmezse bu ayın sonuna kadar biz rejimi güneye atmasını biliriz şeklindeki ultimatumu Putin'in zihninde epey bir yer etmiş. Putin'in tam ultimatumumuzun uygulamaya geçme aşamasındayken bu saldırıyı yapması aslında Türkiye'ye bir gözdağı verme çabası korkakça. Neden? Karada savaşamayan Rus askerlerinin 7000-8000 kilometre uzaktan füzelerle Türk askerine ancak füze fırlatma cesaretini göstermeleri onların ruh haliyetini göstermekte. Diyeceksiniz ki işte uçağı var vuruyor, gücünü gösteriyor. Tabii ki avantajı var. Ama unutmasın ki bugünün de yarını var. Hatay'dan Himeyim üssünün arası en uç bölgemizden 80 kilometre. Himeyim üssünü vurmamız toplarımızla 5 dakika. Evet, 5 dakikada gerçekleşebilecek bir olay. Himeyim ateş manyağı yaptığımızda Rus üssü diye bir şey kalmayacak zaten. Tabii ki Rusya'nın çeşitli yerlerden, denizlerden Türkiye'yi vurma gibi bir çılgınlığa girişebileceği de tabii ki masada. Ama şunu unutmamak gerekir. Karşılarında Türkiye var. Karşılarında büyük Türk ordusu var. Daha Türk ordusu taarruzunu görmediler, tatmadılar. Muhalifler Nerayb kasabası ve Sera gibi alırken dahi yüzlerce rejimleşi yerlerde ve bunun yanında birçok Rus Wagner milisi de cehenneme yollandı. İşte görüyorsunuz ki sahada hiçbir varlık gösteremeyen, topluma birliklerle bir yerde tutunamayan ve uçak desteğine rağmen ilerlemeyen Esed ordusuna karşı Türkiye'nin muhalifleri büyük bir şanlanış gösterdi. Tabii ki bu demin de dediğim üzere Putin'in Rusya'nın fiyakasını bozuyordu. Ve bunun sonucunda Putin çılgınca bir eyleme daha girişti. Ve bu eylemle aklına gelmedi ki uzun yıllar Türk halkının gönlünden çıkmayacak ve Rusya'dan bunun intikamını mutlaka alacağı günlerin geleceği, belki yarın, belki öbürsü gün bilemeyiz ama bunun mutlaka acısını çıkarılabileceği günlere de çok yakın olduğunu bilmekte. Şunu söylemek istiyorum. Dünkü yapılan saldırı ne şekilde cevap verdik saldırıya? Ona da değinmek istiyorum. Malum gözlem noktamızı vuruyorlar. Gözlem noktamıza yardıma giden 5. taburumuz yoldayken kalleşçe bir saldırıya maruz kalıyor. Ve Savunma Bakanımız Sayın Akar'ın yaptığı açıklamada ambulanslara dahi fırsat vermediler, ambulanslara dahi vurdular şeklinde olunca bu Putin'in paniğini ve kinini açıkça ortaya koydu. Çünkü Putin sinsi bir ajandı, daha önceki görevi ajanlık ve korkak bir insan. Bunu söylemek istiyorum çünkü Türkiye orada insani vesilelerle duruyor ve İdlib'deki masum vatandaşların Esed ve Ruslar tarafından
katliama uğramasını engellemeye çalışıyor. Türkiye'nin yanı başında insanlık dersi veriyor dünyaya. Türkiye dün nasıl karşılık verdi? Hemen ona geçelim değerli izleyenlerim. Türkiye saldırı olur olmaz tabii ki acil bir toplantı gerçekleştirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Güvenlik toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü. Ve bu toplantı sürerken çoktan F-16'larımız, SİHA'larımız, İHA'larımız havalanmıştı bile. Ayrıca Hatay'da konuştu kasırga füzelerimiz, T-120 füzelerimiz ateşlenmişti bile. Bora füzelerimiz ateşlenmişti bile. Laskiye ve bunun yanında Hama ateş altına alındı. Ve rejimin Suriye'nin kuzeyindeki belli başlı hedefleri ateş altına alındı. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre 200 civarı hedef yok edildi diyor. 400'e yakın Esed milisinin de öldürüldüğü söyleniyor. Evet, bu saldırıları bir SİHA'larımızla, İHA'larımızla tespit ettik. AVAX'larımız havadaydı. F-16'larımız. Soru geliyor. F-16'lar girdi mi? F-16'lar sınırı geçti mi? Hemen burada açıklamak istiyorum. Türk F-16'ları sınırı geçmedi. Diyeceksiniz ki hoppala 100 askere, 120 askere, 130 askere ateş açan ve çoğunu şehit edip birçoğunu da yaralayan bu korkak Rus ordusuna karşı tabii ki ne yapılabilir? Uçaklar girmesi gerekmiyor mu? İşte hemen cevabını söyleyeyim. Şimdi S-400 ve benzeri avcı Rus uçakları tabii ki bizim her an saldırı yapabileceğimiz ihtimalinde bulunuyorlar. S-400 radarları çok hızlı ve etkin çalışıyor. Rus avcı uçakları karşılamak için hazır ve ateşlemeye hazırlar. Ama şunu belirtmek istiyorum ki Türkiye bunları gördü ve olası bir uçak kaybı ve benzeri duruma yer vermemek adına sınır hatlarımızdaki uçaklarımız oradan aldığı görüntüler ve hedefler doğrultusunda kitli ve güdümlü füzelerimizle, akıllı füzelerimizle Suriye'deki hedefleri vurabilme kabiliyetine sahibiz. 300 kilometreyi bulan, evet 300 kilometreyi bulan, menzili bulan uçaklardan attığımız akıllı füzelerimiz var. Bunun yanında SİHA'larımız da İdlib ve Suriye üzerinde aktif bir görev yürüttü. Diyeceksiniz havadan ve karadan vuruldu diye. İşte bunu ifade etmek istiyorum. İyi ki SİHA'larımız var. SİHA'larımız İHA'ların da aldığı görüntüler, SİHA'ların da kendi aldığı görüntülere anlık vurma emri aldıkları için hızlı bir şekilde müdahale edilmiş ve Esed birlikleri yok edilmiştir. Ve bu konuda Esed birlikleri arasında yapılan telsiz görüşmelerinden kestirme yapıldığında burada alınan bilgi şudur. Bu SİHA'ları vurmamız lazım, perişan ettiler bizi diye telaşlı konuşmaları vardır. Ve bu saldırıda tabii ki kasırga füzelerimiz, T-120 füzelerimiz kullanıldı. F-16'larımız sınırdan belli hedeflere ve noktasal atışlar gerçekleştirdiler. Bunun yanında Bora füzemiz kullanıldı. Obüs toplarımız kullanıldı, T-155 toplarımız kullanıldı ve birçok tankımız da atışlarda kullanıldı değerli izleyenler. Evet, 200'e yakın hedefi vurduk. 400'e yakın Esed birisi tabii ki öldürüldü. Ama şimdi Rusya'nın yaptığı açıklamaya gelelim. Rusya yaptığı açıklamada önce biz bu saldırıyı yapmadık dedi. Daha sonra Sayın Akar'da açıkladı. Bu saldırı tamamen bilgilere dahilinde. Çünkü biz bu saldırıya için koordinatları vermiştik ama bu saldırı için neden Rusya buna engel olmadı? Şimdi şekilde uyardığımız halde saldırı devam etti. Ambulansları bile uçakları vurdu demek istedi Sayın Akar. Evet, her şeyin bir zamanı var. Türkiye sabrediyor bir yere kadar. Ve Esed'e karşı tutumunu, her yerde Esed'i vuracağını da beyan etmiştir. İşte Türkiye, şehitlerin kanını yerde bırakmayacak her türlü program ve her türlü hedefsel açılımını yapmaktadır. Tabii ki gözlem noktalarımızdan kuşatma altında olanların kurtarılması kara taarruzuyla mümkün olacaktır. Ama en önemlisi hiç kayıp vermeden birimize bekir durumu kaybolmamızdır. İşte değerli izleyenler, Putin yaptığı hamleden sonra Türkiye'nin ne hamle vereceğini ve tepkisini merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bir dahaki konuda görüşmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.